Hocam bu çikolata kisti nereden çıkıyor? Hastalarımın en merak ettiği konulardan biri bu. Adı çikolata ama Farklı bir bir şey. şey vermiyor yani. Haklısınız. Bakın bu çikolata kisti nasıl oluşuyor? Evet, böyle çikolata kıvamında Nutella gibi ama ameliyatlarda biz bunu görüyoruz. Maalesef yenmiyor. Gerçekten rahimde bulunması gereken doku. Hemen göstereyim. Bakın rahmin şu iç kısmında, şuraya biz endometrium diyoruz. Bu endometrium dokusu, rahimde içeride bulunması gereken doku. Hadi biraz macera yapalım diyerek rahmin dışına taşınıyor. Yumurtalıklara, yani bakın şu doku yumurtalıklara, hatta karın boşluğuna taşınıyor, yer değiştiriyor. Sonra ne mi oluyor? Normalde bizim bu dokumuz her ay kanamayla beraber dökülmüyor mu? Yumurtalıkta veya karın boşluğunun dışındaki her ay adet döngüsüyle dışarıya atılamadığı için ne oluyor? Orada birikiyor. Orada kistin içinde koyu kahverengi bir sıvı oluşuyor. İşte çikolata adı buradan geliyor. Yani buradaki doku burada birikiyor, karın boşluğunda birikiyor ve atılamıyor. Atılamadığı için de birikince koyu kahverengi, daha kirli bir renk oluşturuyor. Peki neden oluşuyor? İşte biz aşağıya doğru hani adet görüyoruz dedik ya, bu doku dökülüyor dedik ya, bazı kadınların bir kısmında bu geriye doğru böyle kan dökülür aslında, fallop tüplerinden karın boşluğuna dökülür. Aa burası güzelmiş deyip bu dokular, endometrium dokusu, buraya yerleşeyim diyerek kalıyor burada. Ama bu her kadında olmuyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kadınlarda bu dokular temizleniyor. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlü değil, uykudaysa bu kistlerin temeli atılıyor. Ailenizde çikolata kisti varsa size de uğrama ihtimali maalesef yüksek. Anne ya da teyzeden genetik bir hoş geldin hediyesi gibi düşünebilirsiniz. Genler özellikle bu doku burada kalabilir diyor. Yani gen bunu indikliyor aslında. Östrojen hormonu da bu kistlere tam gaz destek veriyor. O yüzden üreme çağındaki kadınlarda östrojen seviyesi yüksek olduğu için, gaza bastığı için doğal olarak da çikolata kistleri bayram ediyor ve menopoza gelince ama sakinleşiyor. Kistler de genelde frene basıyor. Normalde az önce de söyledim, bağışıklık sistemi bu kaçak dokuları, yani burada olması gereken ama olmaması gereken yerde olan bu dokuları bağışıklık sistemi fark eder ama temizler. Fakat bazen sistem rahat davranır. Dur bakalım ya, bir şey olmaz, buraya müdahale etmeyeyim diyebilir. İşte o zaman bu doku, oh be burası benim yeni evim diyerek burada kistleşebilir veya karın içinde başka bölgelerde lezyonlar oluşabilir. Bu kistler olduğu yerde, mesela yumurtalık da buna çikolata kisti diyoruz. Yumurtalığın içinde burada baskı iltihaplanmaya neden oluyor ve sinirleri rahatsız ediyor. Yani bu kist bağırıyor, ben buradayım, beni fark et diye bağırıyor ve hastayı uyarıyor. Ağrı kaçınılmaz hale geliyor. Özellikle de kronikleştiği zaman işler iyice bozuluyor ve uzun vadede kısırlık gibi problemlere, yani çocuk isteyen kişilerde gebe kalınmasını zorlaştırabiliyor. Bu kistler yumurtalıkların düzenini bozabiliyor. Buradaki bu fallop tüplerini yapıştırabiliyor. O iltihabi durum, hatta spermin yumurtaya ulaşma yolunu bile tıkayabiliyor. Ayrıca etrafında huzursuzluk çıkarıp o oositlerin, yani o buradan birçok madde üretip döllenmeyi bile bozabiliyor. Sonuç olarak çikolata kisti rahminizin biraz asi davranmasıyla, isyankar davranmasıyla oluşuyor. Genetik, hormonlar, bağışıklık sistemi, çevresel faktörler de işin içinde ama adının çikolata olduğunu aldanmıyoruz. Bu tatlı bir durum değil. Neyse ki tedaviyle kontrol altına almak mümkün. Kistinizi tanıyın, bilgilenin, doktorunuzu dinleyin, sağlığınızı ihmal etmeyin. Çünkü siz bu kistten daha güçlüsünüz.